Bu eğitim videomuzda finansal tabloların analizi, eğitim ve programı, model şirket Türk Hava Yolları. Hemen sizden birlikte ben de bakıyorum. Direkt borçlara geçelim. Kısa vadeli borçlar %25, uzun vadeli borçlarda %19 artış göstermiş. Toplam borçlar %21 artış gösterirken net borçlarda %24 artış göstermiş. Öz varlıklar ise 10.005 düzeyinde bir artış göstermiş. Öz sermayeye baktığımızda öz sermaye %194 azalış göstermiş öz sermaye karlılığı. Kar zarar tablosuna baktığımızda toplam brüt kar %109 azalış göstermiş. Faaliyet giderleri %47 azalırken finansman giderleri neredeyse 43,5 artmış. Esas faaliyet karı %282 azalmış. Net dönem karı %280 azalmış, kayba uğramış. Faiz vergi öncesi çeyreksel bazda %31 azalırken yıllık bazda %36 artış kaydetmiş. Son 3 aylık dilimine baktığımızda brüt kar %127, esas faaliyet karı da %1190,5 azalış göstermiş. Net dönem karı yine %1780 azalış göstermiş. Apron'da bir değil iki tane deve kesmelik olmuş. Faiz vergi öncesi çeyreksel bazda %2 azalış, yıllık bazda da %37,5'luk bir artış kaydetmiş arkadaşlar. Nakit akım tablosuna bakıyoruz. İşletme faaliyetinden nakit akışında %63,5, serbest nakit akışında da %47 bir azalış kaydederken yatırım faaliyetlerinden nakit akışında da %70 bir artış sağlamış. Finansman faaliyet nakit akışı ve net nakit akım değişi %60 ve %50,5 nispetinde artış kaydetmiş. Dönem sonu nakit benzerleri de %52,5 artış göstermiş. Bu kont analizine baktığımızda aktif karlılığı -0.71'den -2.69'a azalış göstermiş. Öz kaynak karlılığı da -2.74'den -10.43'e bir azalış mevcut olmuş. Evet arkadaşlar, operasyonel performansına bakıyoruz. Brüt kar marjında %114'lük, faaliyet kar marjında %496'lık bir azalış. Fabrik marjında çeyreksel %8'lik, yıllıkta da %112'lik bir artış sağlamış. Efektif vergi oranı %98 azalmış. Net kar marjı %492, operasyonların karı, operasyon karının satışlara oranında yine %496 azalış. Evet arkadaşlar, sermaye getirisi yalnız 1.13'ten 3.21'e yükselmiş. Öz kaynak maliyeti de kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalmış. Evet, bu bilançoya, bu verilere göre, bu finansallara göre ise -77 bakiyede olması gerekiyor. Oysa bugün 11.14'ten ise kapanış sağlamış.
Öz kaynak verimliliği %280 azalmış. Fiyat kazanç oranı %76 artış göstermiş. Yani o bile yüksek. Kâr oranına bakıyoruz. 0.80'den 0.64'e, likit oranı da 0.73'den 0.58'e azalmış. Fon kaynak kullanımına bakalım arkadaşlar. Fonların sadece %4.28'ini faaliyetlerden elde ediyor. Satışlara baktığımızda arkadaşlar, reel satışlar %499,5 %500 azalış göstermiş. Zaten bakın, ihracat yani yurt dışı kargo ve yolcu taşımacılığına 2019'da 29 milyonken 2020'de 19 milyona düşmüş. Yani %10,22 iken eksi %1,48 oranına inmiş arkadaşlar. Bir başka finansal tabloların analizi eğitim videosunda birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.